Biyolojik çeşitliliği korumak bizim elimizde. Bu dersimizde biyolojik çeşitliliği korumak adına hepimizin yapabileceği bir takım şeylerden, özellikle de bilim ve eğitimin öneminden bahsedeceğiz. Öncelikle bilim ve eğitimin birlikte nasıl hareket edebileceğini, yani bir tür simbiyoz içinde olabileceğini göstermek için doğadan bir benzetme kullanarak başlayalım. Bildiğiniz gibi mercan simbiyotik bir organizmadır arkadaşlar. İçinde deniz şakayığı gibi minik hayvanlardan oluşan bir koloniyi ve tek hücreli bitkileri barındırır. Bu bitkiler hayvanın dokularında yaşar ve deniz şakayığını andıran bu minik hayvanlara besin sağlarlar. Bu da mercanın büyümesini ve daha fazla resif oluşturmasını sağlar. Ve böylece bu iki organizma arasındaki simbiyoz ve muazzam sinerji sayesinde bu eşsiz yapılar, uzaydan bile görülebilen bu resifler ortaya çıkar. Ortaya çıkan şey, tek tek parçaların toplamından çok daha büyük bir sonuçtur. Bu aslında çok yerinde bir benzetme. Daha doğrusu, eğitim ve bilimsel araştırmanın simbiyotik biçimde birlikte hareket edişini anlatmak için kullandığımız çok güzel bir metafor. Araştırma tek başına yeterli olmaz. İnsanlara nasıl anlatacağımızı bilmiyorsak, yaptığımız araştırmanın ne kadar etkili olduğunu kimse anlayamaz. Tıpkı mercanların küçük bitkilerle simbiyotik olarak yaşaması gibi, eğitim ve araştırmada kol kola hareket eder. Böylece ikisi tek başına yapabileceklerinden çok daha büyük bir etki yaratırlar. Evet, bu küçük, hoş bir metafor ama bunun gezegendeki yaşam çeşitliliğini kurtarmakla ne ilgisi olduğunu sorabilirsiniz. Daha fazla araştırma ve daha fazla eğitimle yeryüzündeki biyolojik çeşitliliği koruyabilme yetimiz artar ve böylece parçaların tek tek toplamından çok daha büyük bir sonuç elde edebiliriz. Tabii burada daha çok profesyonel biyoloğa ihtiyacımız olduğundan değil, halkın arasından bilimle daha fazla ilgili insan yetişmesi ve böylelikle toplumun her kesiminden sahada aktif rol oynayan kişilerin de sürece dahil edilmesinden bahsediyorum. Hatta daha da ileri götürecek olursak, biyolojik çeşitliliği anlamamıza yardımcı olacak, uzaktan algılama teknikleri ve yeni teknolojilerin gelişiminin de hayatımıza girmesi ancak eğitim, bilim ve araştırma sayesinde olabilir. Araştırma kaynaklarının oluşturulması ve eğitim kapasitesinin artırılması konusunu bu kadar vurgulamamızın sebebi şu. Yeryüzündeki hayatın yalnızca %10'u hakkında bilgi sahibiyiz. Peki ya geri kalan %90'ı? Bu %90'ının ne olduğunu ve nerede olduğunu anlamak için ne yapmalıyız? Bunun için ben yanan oda benzetmesini kullanmayı seviyorum. Dünya bir krizde, tıpkı yanan bir ev gibi. Ve biz bu evin içindeki odalarda kimlerin olduğunu bilmiyoruz. Her bir odada birilerinin olabileceğini düşündüğümüzde, hangi odada kimin olduğu bilgisine sahip değilsek, ilk olarak hangi odaya gidip kimi yangından kurtaracağımızı nasıl bilebiliriz? O yüzden yeryüzündeki yaşamın geri kalanı, yani o bilmediğimiz %90'ı hakkında da bilgi sahibi olmalıyız. Bulduklarımızı daha iyi koruyabilmek için yeterli donanıma sahip olmalıyız. Tabii bu noktada aklımıza pek çok soru geliyor. Neyi daha fazla korumaktan bahsediyoruz? Korumak derken daha fazla kaybetmemeyi mi kastediyoruz? Yoksa türlerin soyunun tükenmesini tamamen durdurmayı mı kastediyoruz? Ya da tüm ekosistemi korumaktan mı bahsediyoruz? Bu sorular büyük ölçüde henüz cevaplanmadı. Yanan evdeki odaların nasıl bir hızda yandığını en iyi şekilde anlayabilmek için daha fazla bilgiye ihtiyacımız var. Bugüne kadar insanın çevre üzerinde yarattığı benzeri görülmemiş orandaki etkinin, türlerin yok olma oranlarını, çevreyi yok etme hızını nasıl arttırabileceğini ve bunun karşılığında ekosistemlerin istikrarını bozarak biyolojik çeşitliliği nasıl azaltabileceğini gördük. Dolayısıyla buna verilecek tek mantıklı yanıt, daha çok keşif yapmak ve bulgularımızı olabildiğince hızlı bir şekilde yaymaktır. Bu, yanan bir evle başa çıkmanın tek yolu. Uygun verilere sahip olmadan, uygun bir bilimsel araştırma ve eğitim faaliyeti yürütmeden, yani kısacası, bilim ve eğitimin bu simbiyotik birlikteliği olmadan yanan eve kendimizi atarsak, dünya üzerindeki tüm yaşam için çok kötü sonuçlara yol açabilecek bir hata yapmış oluruz. Bu noktada bilimin önemi tartışılmaz bir gerçek. Yapılan keşif gezileri bu açıdan kesinlikle hayati önemde. Doğrudan gözlem yapmalıyız. Bu gözlemi yapabilmek için ekosistemde neler olup bittiğini gözlemleyecek insanlara ihtiyacımız var. Ekosistemin dışından insanlar, uzmanlar da bu gözlemleri yapabilir ya da bu ekosisteme bağlı, onun içinde yaşayan insanların da eğitilerek katıldıkları keşif gezileri olabilir. Tabii ki bu tip keşif gezilerindeki ekipte bilimsel araştırmayı yürütebilecek profesyoneller olmalı. Ama bu kişiler aynı zamanda herkese hitap edebilmeli,
anlaşılır olmalı. Yani konuşma şekliyle bilimle ilgisi olmayan insanları da harekete geçirebilmeli. Bir başka deyişle geniş kitlelerle iletişim kurabilecek bilim insanlarına ihtiyacımız var. Dünyamıza sadece diğer bilim insanlarıyla değil, çocuklardan seçmenlere, politikacılardan koruma altına almaya çalıştığımız ortamlarda yaşayanlara, tüm bu insanlarla etkili iletişim kurabilen bilim insanları gerekiyor. Tabii bu noktada bilim insanlarının da yardıma ihtiyacı var. Etkili destek programları geliştirmek için eğitimcilerle birlikte çalışabilirler. Bir kez daha bilim ve eğitim arasındaki simbiyozun önemine geldik. Hatta farklı kulvarlardan insanların ya da fikirlerin disiplinler arası simbiyozu. Aslında anlaşılması gereken en önemli nokta şu. Her birimiz tüm bu ekosistemlerin birer parçasıyız ve bu ekosistemler varlığımızın her düzeyinde rol oynuyor. Bu gezegende yaşayıp da bunu kavrayan her insan aslında biyolojik çeşitliliği korumanın kendi varlığıyla doğrudan ilişkili olduğunun farkına varabilir. Tüm bu besin ağının ekosistemlerin işlevlerinin bir parçasıyız. Ekosistemlerden fayda sağlayan insanlar bağlamında açıkça tasarlanmış ekosistem faaliyetleri, ekosistemin işlevinin ne olduğunun anlaşılmasına dayanmaktadır. Bu tasvir ettiğimiz simbiyozun eğitim bileşeni, yani insanların biyolojik çeşitliliği ve ekosistemin işlevlerini ve faydalarını anlamalarına yardımcı olmak için gereken eğitim faaliyetleri pek çok farklı şekilde yürütülebilir. Bu mesajları iletirken kullandığımız bazı yollar diğerlerinden daha etkili olabilir. Kimisi diğerlerinden daha geniş kitlelere ulaşabilir. Bilginin iletilmesi, yayılması o kadar kapsamlı bir faaliyettir ki bunda rol oynayan sayısız kişi ve eylem olabilir. Örneğin, yapılan çalışmalardan ilham alan genç öğrencisiyle laboratuvarda çalışan bir bilim insanı, belli bir konuda atılan bir tweet, televizyonda verilen bir röportaj, eğitim videoları üretmek, seminer ve dersler vermek, insanların müzeye gidip galerileri gezerek tüm yaşamın birbirine nasıl bağlı olduğuyla ilgili mesajları keşfetmesine kadar pek çok şey bilginin yayılmasında rol oynar. Bilgi güçtür. Günümüzde internet erişimi sayesinde bilgiye anında ve her yerde ulaşabiliyoruz. Aslında bugün hayatta olmanın en harika tarafı bu dijital devrimi birebir deneyimliyor olmak ve günlük hayattaki problemleri çözerken bundan faydalanabiliyor olmak. Neden dünyamızın sorunlarını çözmek için de aynı teknolojiyi kullanmayalım? Bilim ve eğitimin simbiyozunun kendini en güçlü şekilde gösterdiği nokta da tam olarak bu. Bilgiyi şu an her zamankinden daha hızlı yayabiliyoruz. Bu bilgi sağlam, ölçülebilir bilimsel verilere dayandığı sürece bilim ve eğitimin ortaklığı sayesinde tüm insanlık olarak harekete geçebilir ve çevreyle olan etkileşimimizi değiştirebiliriz. Elimizdeki veriyi kullanmanın pek çok yolu var. Sadece olup biteni değil, olumlu değişime yol açabilecek en iyi adımların ne olduğunu da içinde barındıran bu veriyi konuyla ilgili yöneticilere ve devlet yetkililerine iletebiliriz. Ya da bu verileri biyolojik çeşitliliğe zarar veren olumsuz durumlar karşısında alınacak önlemleri belirlemek için kullanabiliriz. Bunu da her zamankinden daha hızlı şekilde yapabiliriz. Bu gerçekten çok önemli. Çünkü çocuklar etraflarındaki dünyayı değiştirmek için bundan ilham alabilirler. Çocuklarla etkileşim halinde olan herhangi biri, internetin, sosyal medyanın hayatlarında ne kadar önemli yeri olduğunu ve bilgiye anında ulaşmalarının ne kadar önemli olduğunu bilir. Ve hepimiz çocukların internette gördükleri şeylerden nasıl etkilendiğini, hatta yaptıkları kimi şeyleri internette izledikleri, okudukları bir şeyden etkilenerek yaptıklarına şahit olmuşuzdur. Eskiye kıyasla günümüzde çocuklar çok daha aktifler. Bir mesajı alıp anında harekete geçebiliyorlar. Büyüdükçe ve edindikleri bilgiyi özümsemelerini ve doğru şekilde kullanmalarını sağlayacak araçlar edindikçe dünyayı değiştirmek için ilham alabilirler. Tüm bunlar merak etme, araştırma ve soru sormayla başlar ve eğitimle, cevaplar üzerine konuşarak, paylaşarak ve tartışarak devam eder. Şu an belki hatırlaması zor olabilir ama hepimiz bir zamanlar çocuktuk. Problemlerle dolu bir dünya bize miras kaldı ve zamanla biz de bu problemlerin ne olduğunu ve bunlara nasıl çözüm getirebileceğimizi araştırmaya koyulduk. Gelecek kuşağın da bu anlamda teşvik edilmesi gerekiyor. Onlar da araştırmaya devam edebilir ve bu sayede tüm yaşamın birbirine bağlı olduğu anlayışı nesiller boyu sürebilir.